Arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Sunderland kariyerimize başladık. Teknik ekibimizi toparladık. Büyük ölçüde içime sinen bir teknik ekip oldu. Bulabildiklerimizin en iyisini aldık. Gayet iyi bir antrenör kadromuz var. Tesisler zaten harika. Şimdi yoğun çalışmalarımıza başladık. Ve devam edeceğiz bu yoğun çalışmalara. Sıradaki rakibimiz Bournemouth. Ondan sonra son hazırlık maçımız İki tane kupa maçı oynayacağız ve daha sonrasında da lige başlayacağız lige başlamadan önce en iyi oyuncu ödülü adaylarıyla en çok gol atan gol krallığı oyuncular adaylarına bir bakalım rakiplerimizde neler var onları görmek bakımından oldukça önemli şöyle bitiriciliği 15 bir oyuncu görüyorum fizik fena değil zihinsel gayet iyi gözüküyor yani öngörü olarak ikinci olmamız bekleniyor ama Bence o kadar da ikinci olacak bir kadromuz yok bizim. Şöyle bakayım. Bunlar yine fena değil. Matt Tyler e. Eh. Tabii bütün özelliklerini de göremiyoruz ama bu bayağı iyi. Bir tek hız hızlanması zayıf. 1.83 boy var. Pivot center for mu diye baktım da eğer boyu çok uzunsa biraz hantal olabilir. Ama asıl işte darbeyi vuran nokta bu. En iyi oyuncu ödül adaylarında iki tane çok sağlam bir isim var. Eaton ki Türk gücü kariyerinde yani biz bunu Bundesliga'da kullandık, verim aldık. Öyle bir oyuncuydu. Sky Bet League 1'in içinden geçer diye tahmin ediyorum. Manchester United'tan kiralamışlar. Tropheryth'ı zaten anlatmama gerek yok. Oyunun en iyi forvetlerinden bir tanesi. Potansiyel olarak en iyi en iyilerden bir tanesi. O da Tottenham'dan kiralanmış. İşimiz çok zor. Yani açık konuşmak gerekirse işimiz çok zor. Şöyle bir bakıyorum. bayağı sağlam oyuncular var. Tabi biz transfer yapamadığımız için bir iki kiralık takviyelerle çok daha iyi işler yapabilirdik ama bakalım elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Öyleyse hazırlık maçıyla yolumuza devam edelim. Sunderland karşısında 4-2-3-1 oynamak istiyorum. Sürekli 4-2-4 oynadık. Biraz da öbür taktiklerde neler yapabiliyoruz onu bir görelim. Ona göre hangi taktiği ne zaman kullanacağız kafamızda bir fikir oluşur diye düşünüyorum. 4-1-2-3'ü de muhtemelen deplasmandaki kupa maçlarında oynayabiliriz e, rakiplerin zorluğuna göre. Şimdi tabii ki haftalar ilerledikçe sakatlıklar da gelmeye başlıyor. İki tane oyuncumuz sakatlandı. Bir tane sol bek bir tane de orta sağ. Allah'tan yoku hem orta sahada hem kanatta oynatabiliyoruz. Aslında 3.5 yıldızlık bir oyuncu da. Yani çok da yabana atmamak lazım. Sanderson yerine belki onunla başlasak. Şöyle bakıyorum. O da 3 yıldız diyor. O zaman Sanderson'ı oynatacağım. Şöyle gidiyoruz o zaman. Bir tek O'Brien e, forvet'teydi. Onu kanada attım. Kanattaki oyuncu Maguire'da zaten e, ofansif orta sahada oynuyor. Onu da ofansif orta sahaya attım. Haydi bakalım. Top'a müdahalede sert ol diyorum. Soyunma odası. Yumruğumuzu sıkalım. Evet beyler. Her maç bizim için çok önemli kendimizi ispat edebilmemiz lazım. En azından Ocak ayına kadar şampiyonluk yarışından kopmamamız lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Durant'ın başına Maguire içeri doğru kesti. arka direkte vurdu ve gol. Biz harika bir gol attı. Sunderland 1-0 önde. Tribünlerimiz şu an boş. Taraftarlarımız biraz e, kırgın. Tabii ki Premier Lig'den Sky Bet League 1'e düşmek psikolojik bir yıkım pek çok taraftar için. Hele Premier Lig'de şampiyonluklar kazanmış bir takım için iyice katlanılmaz bir durum. Taraftarın neden küskün olduğunu anlamak zor değil ama telafi edeceğiz. Maguire aldı Stewart. O'Brien ver arayı. Tekrar bıraktı. Sol tarafta boşluk görüyorum. Ne yapacak? Güzel ara. Oo, nefis ara Ah be Jones be. Evet Jones. Uçarım kaçarım. Otoban faresiyim diyorsun ama şu ana kadar pek de bir numaranı göremedik yani. Hız hızlanma 17 peki. De bir coştuğunu görelim. Biraz daha kanatları açalım. Kanatsız oynuyorlar. Kanat beklerle oynuyorlar. Evet şöyle ilerleyelim bakalım. İki tane ofansif orta sağ. Wilshire bu bizim Wilshire mi ya? Tam tıklayacaktım gitti görüyorsun. musun? Sanderson kalçada zedelenme. Yine başladık sezonu. Hadi hayırlısı. Belli ki yine sakatlıktan sakatlığa koşacağız. Allah'ım ya Rabbi. Değiştir onu da. Evet, Jack Wilshere. Skybetlik biri Fenerbahçe'ye gelmedi. Öyle bir çok iş yaşadı ki yani. Öyle bir çöküş dediğim de Bournemouth'ta oynuyor. Ama Bournemouth Skybet Championship'te. Yine de Skybet Championship'e giderim. Türkiye'ye gelmem dedi. Meguair aldı pasını O'Brien'a. E. Hume sol taraftan arayı gördü. Çevir içeri. Vur ona. Bravo Stewart. Yalnız var ya. Takım fena değil beyler. Transfersiz olmamıza rağmen takım hiç fena değil. Hadi bakalım. Güzel paslaşmalar. O'Brien aldı topu geri bıraktı Hume'ye. Araya güzel pas. Çevirdi içeri. Hop. Bu kadar. Gayet güzel. Biraz da Jones hareketlenirse şöyle hızıyla hızlanmasıyla bir fark yaratabilirse gayet güzel olacak bizim için. İyi aldı topu uzaklaştırdı orada kimse var mı yok. Şimdi yeniden oyun kuracak Bournemouth. Bas ona. Ah ona bassaydı o top bizdeydi. O'Brien çalışkanlığıyla göz dolduruyor bugün. Pearson uzun bir top denedi başarılı. Rikel mi açılar? dar. Ve ilk yarının sonuna geldik. Beyler çok güzel bir performans. Tebrik ediyorum. İki tane sakatımız var ama ikisi de Allah'tan hafif sakatlık. İnşallah uzun sürmez. Yani bölüme dört tane sakatlıkla başladık gibi bir şey. İki tane de maç gününe gelene kadar gitti. Evet 60 dakikayı geride bıraktık. Daha fazla oyuncuları zorlamadan değişiklikleri yapsak iyi olacak. Yoksa Sezon başlamadan öyle dımdızlak kalacağız. Şey sonradan gel geldi. Seni iki yönlü orta yapacağım. Orada da oynuyorsun çünkü. Seni buraya attım. Merkez orta saha dedim. Sağ forvet pivot center for zaten sol Vallahi oyuncu kalmadı ya. Birkaç tane değişikliğimizi biz yine yaptık. Öbür, Wills'i çıkartayım ya. Tom zaten hep yedekten giriyordu. Şöyle. Bir tane oyuncu da seyahate gitti. Milli takımda mı artık ne yapıyor bilmiyorum. Maldivlere mi kaçtı? Sol taraf öyle kaldı. Kaleci koyayım mı? Seversiniz. Tamam şöyle gidelim o zaman. Taş atışını kullanan Stacy. Brooks aldı topu. Çevirirse çevirdi Long. Kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. Evet artık bir 75 civarı bir kaleci sokarım oraya ya. Bizim zaten hazırlık maçlarında kaleci bir <laughs> oyuna girmediği zaman işimiz yürümüyor. Hume. Verdi fasını. Uzun bir top denemesi. Orada kimse yok ki. Bari Pivots, Santorfor'u doğru atsaydın. Rikelme. Cook. Uzun bir top. Long'a doğru aldı güzel müdahale tekrar önünde kaldı. Tekrar önünde kaldı ve ardından gol geldi. Bu işi artık Matthews çözecek gibi hissediyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir şekilde oyun tekrar başladı. Sol tarafta Hume iyi ilerledi. Tekniği çok yok ama iyi gidiyor. Faydalı oyuncu yani. Bak çevirde olsun. Yine de top bizde. Ver arayı şuradan. Daralanda kısa paslaşmalar mı? Tekrar Umay'a geldi. Sert kes. Hadi be. İşte teknik yok. Ortalardan çok fazla bir şey bek. Belki ona yerden sert kes demek lazım. Belki karambol marambol bir şey olur. Bak bak bak. Fena da vurmuyor ha. Bir şey deli cesareti var. Abuk subuk hareketlere giriyor ama. Faydalı mı olur zararlı mı olur bilemiyorum. Evet 2-1 bitsin. Bu maç bizim olsun. Şöyle bir bakıyorum. Chris'i zaten koyacak oyuncu kalmadı. Çok önemli bir galibiyet. Valla takviye yapamadığımız gerçeğini göz önüne aldığımız zaman bence çok iyi başladık. Bence çok iyi başladık. Of ya. 5-11 gün. Neyse o bölgede çok fazla sıkıntımız yok da yine de tam biraz yavaş yavaş verim almaya başlamıştık iyi olmadı. Ama lige kadar yetişir. Hadi bakalım. Sonda ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Karabuğa Cup'tayız. Şimdi İngiltere'de kupa gelirleri iş fena değil. Biz de payımıza düşeni almak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabii Karabuğa Cup bizi biraz aşabilir çünkü görüyorsunuz City, United, Chelsea bir tek 2012'de bir Svensi sürpriz yapmış. 2010'da bir Birmingham sürpriz yapmış ama onun dışında az çok. Bir de 2003 yılında bir sürpriz olmuş. 2001 yılında da Blackburn. Tabii onlar çok eski. O zamanki kadroları bir ayrı değerlendirmek lazım. 2000'lerin başında Blackburn hiç fena bir takım değil. Onu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi mali durumumuza bakalım. 8 milyon euromuz var. İyi bir para. Ocak ayına kadar bu parayı mümkün olduğunca arttırabilirsek bence Ocak ayında çok güzel takviyelerle Skybet Championship'i zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama kupa olarak asıl hedefim Papa Johns. Papa Johns'ta rakibimiz çok fazla yok. Güzel işler başarabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle son maçımızdan sonra biraz daha Bournemouth maçındaki galibiyet biraz daha özgüven verdi. Hadi bakalım şöyle bir gidelim. 4-2-4 oynayacağız. Bence deplasman biraz daha defansif olabilirdi deplasman için ama şöyle bir başlamak istedim. Yani rakibimize şöyle bir bakalım. Çok da bence korkmaya gerek yok. Skybet League 2 takımı. Yani arada illaki bir kalite farkı olacak. E biz zaten champion, Championship seviyesine çıkabilecek bir takımız. Yani lig 1'inde ortalama takımı falan değiliz. Oo Jem Karacan. Hadi bakalım. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Beyler bu maçı rahat kazanmamız gerekir. Kendi oyununuzu oynayın bu maçı kazanın diyeceğim. Deplasman olduğu için şöyle bir dengeli başlayacağım. Rakip oyuncuyu tutsa mıydık? Bir tek ofensi forta tutsak yeter bence ya. Çok da fazla ekstra bir şey yapmaya gerek olduğunu zannetmiyorum. Fas bağlantısını keselim yeter. Evet %48 ile başladık. İlk 10 dakika. Şimdi %60'lardayız biraz daha çabalayın diyeceğim. Kale vuruşuyla başlıyor oyun. Biz kullanıyoruz. Uzun bir top. Pivot center indirebilir mi? Güç var denge var indirdi. De. Leiden araya güzel bıraktı. O'Brien bitir onu çok iyi bitirdi. 17. dakikada Sunderland harika bir gol attı. Kupada güzel bir galibiyetle taraftarımıza özgüven veriyoruz. Biraz daha dolu gözüktü. Tabi tribünde ona göre biraz daha küçük bir tribün ama Yine de taraftarımızın biraz daha tıklım tıklım olması bizi mutlu ediyor. O'Brien'den çok güzel bir bitiriş. Normalde kanat olarak denemiştik. Sonradan çalışkan e, forvet olarak oynatmaya başladık. Verim alacağız gibi gözüküyor. Taç atışı kullanıldı. niyen? İçeri doğru kesti. Arka direkte indirdi. Bitir onu. Oo. Zor bir pozisyonda. Charlie çok güzel 90'a vurdu. Bir kez daha izleyelim. Bu çocuğu... Biraz daha çok tutuyorum e, P.O.S. olarak çünkü fiziği daha iyi. Onien taş atışını kullandı. Lyndon tekrar indirdi. İçeri doğru açtı. Meguer kafayla bakın. Oradan o topu 90'a atmak hiç kolay değil. Bir de tabi boyu da uzun olduğu için biraz daha zor oluyor o hareketi yapmak. Evet ilk yarım saatte hiç fena değiliz. Taş atışını kullanan yine biziz. Ve sağ taraftan oyun kurmaya başlayacağız. Uzun bir top Charlie aldı. Hemen geri döndü defansına. Yine bir oyuncumuz daha defanstan milli takıma gitti. Yani yedekleri nasıl halledeceğiz? Bir sürü dolu kadro oldu derken sakatlığıydı, şu suydu, bu suydu. Yine şey yedeksiz kaldık. O yalnız o arada var ya efsane topu geçti. Çalım çok güzeldi. İyi gidiyoruz iyi. Ne diyelim? konsantrasyonu kaybetmeyin ama çok da yor yormayalım neden derseniz bir gün aradan sonra bir kupa maçı daha var performanstan çok memnunum böyle devam edin hatta tempoyu da düşüreceğim sık sık zamana geçir diyeceğim evet 60. dakikayı geride bıraktık. Oyuncular yavaş yavaş yorulmaya başladı. Savaşçı orta sahamız biraz yoruldu. Sarısı da var. Bir de kanat oyuncumuz yorgun. Jordan milli takıma gitti. Brown. Spence geri döndü. Uzun bir top. indirdik. Lyndon. Charlie tekrar paslaştı. Arkadaşının yerleşmesini bekledi. Şimdi O'Brien'de top. Sağ tarafa güzel bıraktı. Haydi aslanım güzel çevir içeri. Power. Tekrar power. Aç artık. Zorlamayın. İndirdi vur ona. Oo, Charlie var ya. Bravo Charlie. Şöyle sağlam bir tane pivot center for kovalayacağım bu kariyerde ya. İnşallah belki bir tane altyapıdan çıkarsa. Pivot center for'un işle ver zaman için faydalı oluyor. İçeri doğru güzel bir top. Çok iyi indirdi. Lyndon'dan çok iyi bir bitiriş. Ve skor olduğu 3-0. Değişikliklerimizi yavaş yavaş yapalım. Merkez orta saha savunma diyeceğiz. Çok fazla da şeyimiz kalmadı zaten. Şöyle yapabilir. Sağda oynuyor mu? Pek fazla oynamıyor. Sol bekimizi değiştirebiliriz. Bir de forvet değiştirebilir. Başka da çaremiz yok zaten. Şunu artık o zaman iyice düşük yapayım da. Uzun bir top. O'Brien indirdi. Orada kimse yok. Rakip takım yeniden oyun kuracak. Cem Karacan verdi pasını tek top yaptı sağ taraftan aldılar ilerliyorlar sıyrıldılar da çevirebilecekler mi? Dışarı çıktılar hatalı top. Kontrol imkanı bizde mi değil? Brown tek top kullandı. Yok artık. Sayılmadı. Bence sayılmaması da lazım. Fizik kurallarına aykırı oldu biraz o gol. Bir kez daha izleyelim. Brown tek top. Kafayla indirdi. Offside'in kralı var orada zaten. Yani şuradan atabilmesi tabii büyük başarı. Dakika 76. Pivot center formu değiştiriyorum. Bir de bekimi değiştirdim. Rölantiye aldım oyunu. Biz istediğimizi aldık. Oyuncular da yorulmaya başladı. Brown touch atışını kullandı. Arka direğe kesilen bir top. Uzaklaştırdık. O'Brien aldı. Bak soldan destek var. O'Brien ters kanadı gör. Sağ taraftan iyi ilerledi. Gör boşlu. O kadar gittin gittin kaptırdın ya. Panik halinde topu taca attılar Allah'tan. Evet son 3 dakika. Ve maç sona erdi. Çok güzel başladı kupaya. Tek maç diyebiliyorum. Bakalım ne kadar verecekler. Bir 150 bin euro fişekleyin canım artık. Hani oğlum para mara yok. Allah Allah. İlk turdan vermiyorlar demek ki. Neyse gişe asıl atlarından biraz yüzümüz yüzü güldü bari. Hadi bakalım sıradaki maça doğru ilerleyelim o zaman. İkinci kupa maçımız için hazırız. Çok fazla oyuncumuz milli takıma gitti. 3-4-5 oyuncudan yoksun bir şekilde çıkacağız ama Rakibimiz bizi o kadar da zorlayacak gibi gözükmüyor. 4-2-3-1 oynamak istedim. Biraz daha mantıklı gibi geldi. Bence bu maçta güzel ayağa pas yaparak iyi bir futbol sergileyebiliriz taraftarımıza diye düşünüyorum. Zanzala, topa müdahalelerde sert olalım. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Haydi beyler, artık coşacağız, coşturacağız. Niye motivasyonunuzu kaybettiniz onu da anlamadım. Birader bu maçta da coşmayacaksak hangi maçta coşacağız artık? Tamam. Taç atışı kullanıldı. Anderton. Patrick. Kaptırır mı? İçeri doğru kesti. Kaleci için kolay bir top. Hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Uzun bir top. İndir onu Stewart. Bravo. McGarry. Sol taraftan ilerledi. Geri döndü şimdi orta sahamızda. Tecrübeli bir isim. Stewart. Power. Sol tarafa verebilirsin. Ver kanıt. Beki oyuna dahil edin. Güzel. Hume sol taraftan aldı. Çevir içeri. Vur ona. Vur ona. Bravo işte bu kadar. Dakika 4'te ilk golümüzü attık. Bravo. Zaten bu maç biraz daha bizim için. Yani hazırlık maçı kıvamında. Bize pek rakip olabilecek bir ekip değiller. İddialıyız bu kupada. Fafa Jones kupasında oldukça iddialıyız. Güzel. Ocak, ayı, Ocak ayına kadar iyi işler yaparsak takviyelerle birlikte çok daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Riley, Duran topu kullandı. Petrek, top tekrar Riley'de. Uzun bir top, iyi düşündü. Oo. Yalnız pas oldukça akıllıcaydı ama osite. Bir kez daha izleyelim. Bakın, aslında çok ufak, çok ufak bir farkla. Evet. Çok da boş değiller yalnız. Kayode, Riley. içeri doğru kesilen bir top. Wills kafayı uzaklaştırır. Top tekrar Riley'de. Guy geriye doğru döndü. Uzun bir top. Bir türlü bizde kalmadı. Melish. Haydn. Zanzala indirdi sol tarafa doğru. Patrick de kaldı. Patrick döndü açtı ortasını. Arka direk. bir. Bir. Evet beyler Zanzala kafayla indirdi. Top Patrick'te aldı döndü bekletmeden açtı. Çok iyi bir kafa orada tabi bomboş kaldı. Başarabiliriz çocuklar diyorum. Bu bizi biraz üzdü. Biraz daha hücum ağırlıklı oynasak. %57'ye kadar çıktık. Kale vuruşu kullanıldı. Uzun bir top Hume indirebilir mi? Ayağıyla kontrol etti. Ver pasını. Güzel. McGarry. Hume. Güzel pas. Stewart. Maguire. Sağ tarafta güzel gördü Lyndon'ı. Çevir içeri. Sıfır indi. Çevirdi. Rakibe çarptı. Patrick de top. Patrick her yerde. Defansına da yardım ediyor. Şimdi top bizde kaldı. Oynayan. Power. Uzun bir top. Lineman. Power'da top tekrar. Sağ tarafa verdi. Güzel bir orta gol getirebilir. Power'da top tekrar. Çevir içeri. Geveleme çevir. Vur ona Stewart. İşte bu kadar bir 2-1 -bir geldi. Ross Stewart'ın golüyle 2-1 geldi. Bravo. Yalnız sağ fena değil ya. İkinci yedek olarak O'Neill'i kullanmak daha mantıklı olur. Hatta belki az. Doğulu'ya başlatmak lazım. Bakacağız. Şimdi taç atışını kullanan rakip takım. Riley Kaptır'da tekrar onlarda kaldı top. Arka direk Patrick. Sert vurdu ama kaleciyi kurtardı. Evet beyler. İngiltere'de kolay maç yok. Kıran kırana. Stewart aldı dönebilirse aldı döndü. Ama kime verecek pasını? Şimdi Bek'ine bıraktı. Yeniden yerleşmeye çalışacağız. Evet. Devre arası. Kollarımızı yukarı kaldırıyoruz. Performanstan memnunum. Yorgunluklar başladı. Biz yine arada sırada dinlenme yapalım da. Tempomuz çok yüksek. Bir gün arayla oynadık. Evet. Sağ kanadımız ben tamamım dedi. Nasıl yapacağız? Buraya attım. Sanderson'ı sol ta sağ tarafa attım. Şöyle. Başka kimi değiştireceğiz? Stoper yorgun. Orta saha değiştirelim. Biraz daha sert bir orta saha olsun. Savaşçı orta saha destek diyorum. Bir de sol bek değiştirebiliriz. Fena gözükmüyor. Forvet değiştirebiliriz. Charlie gel. Evet, Chris yoruldu. McKedie yoruldu. Çok düşük yapacağım tempoyu. Biraz daha dengeli bir şekilde oynayacağız. Top bizde uzun bir top denemesi. Mekke'de. şimdi yine bizde kaldı. Sol tarafta Hume var. İyi bindirdi. Boşluğu yakaladı. Çevirirse gol olur. Charlie'ye gelir mi? Az farklı dışarı çıktı. Fena da değil aslında. Evet artık iyice rölantiyi alıyoruz. 3 tane bitik oyuncumuz var. 4 oldu. 5 oldu. Gittikçe artıyor. Daha fazla artmadan tadında bırakalım. Sanderson taç atışını kullandı. Top şimdi Zanzala'da. Aman diyeyim Alexander'a. Sol tarafta kaldı. Tehlikeli gelebilirler. Arka direkte. Ne yaptın oğlum? Bir içeri bakıyordum. Birazcık kafamı çevirdim. Look gitti. Şöyle yapacağız. Sağda oynuyor musun? Oynuyor. Kurtarır. Kanat oyuncusu destek. Kanat oyuncusu destek dedim. Allah'ım yarabbim. Çok tehlikeli bir nokta. Riley içeri doğru kesti. Artık son saniyeler. Ve, ve maç sona erdi güzel. Maç sona erdi. Çocukları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyetti. Evet 3 puanla başladık. Zaten bu grupta bizim çok fazla yani zorlanmamız pek mümkün değil. Yine de fena maç çıkarmadılar Skybet League 2 takımı için. Yine de galibiyet bizim hakkımızda. Evet 10.000 bin euromuzu kasamıza ekledik. Bunlar bizim için önemli paralar diyecektim. 172 bin euro gitmiş. Ne ara harcadık o kadar ya? Oyuncu maaşları. Primler. Sadakat primleri, personel maaşları ay maşallah. Gişe hasılatı yok. Taraftarı çekemiyoruz. Kaç kişi gelmiş? 5.900 1.300 deplasman. Eyvah eyvah. Bakalım yavaş yavaş halledeceğiz. Artık Bristol Rovers maçıyla Skybet League 1'e başlıyoruz. Gazamız mübarek olsun. Sonunda kutsal yürüyüşümüze başlıyoruz. Heyecan dorukta içimizde bir ferahlık var. İlk sezonun ilk maçı gibisi yok tabii ki. Umutlarımız çok yüksek. Transfer yapamadık ama kadromuz fena değil. Oyuncuların maç yükü biraz ağır. Yine de ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorum. O yüzden onları biraz zorlayacağım. Haydi bakalım. Beş değişiklik hakkımız var mı acaba? Bakacağız. Soy modasına giriyoruz. Zayıf ayağını kullanmaya zorlayalım. Yumrumuzu sıkalım. Favori olmamızın bir sebebi var. Şüpheyle bakanlığı utandırın diyorum. Şimdi. Hemen forvete bakalım. Genç bir oyuncu. 20 yaşında. Hızlı hızlanması var. Tehlike yaratır mı? Markacı alalım. Yeterli gibi. Erhun? Erhun Öztümer. Lig 1'de oynuyor. E, eh. Tamam. Bence sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum ya. Dengeli başlayayım mı? Hadi biraz dengeli başlayayım. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra pozitif alırız. Ve iki takım taraftarı sahaya doğru geldi. Ne yazık ki tribünlerimiz tıklım tıklım dolu değil. Ama yine de fena değil. Yavaş yavaş taraftarlarımızı geri kazanacağız inanıyorum. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Evet 59'lara kadar çıktık. Power köşe vuruşunu kullanıyor. Var mı kafa? O top bizde kalır mı? Kontrol atak şimdi Bristol Rovers için. Hemen pasını Beck'ine verdi. Tutonda. Hanles. Geri döndü şimdi. Uzun bir top. VCU kurtardı. Ver pasını Güzel. Ah isabetli değil. İsabetli değil. Top tekrar rakipte. Tutonda'ya doğru. Tutun onu. Bas ona. Bas 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 bas. Stewart. Nicholson. Westbrook. Sağ tarafta Hare. içeri doğru kesti. Nicholson. Verdi. Oo, çok tehlikeli geldiler. Çok tehlikeli geldiler. Dakika 17. Konsantrasyonunuzu koruyun diyeceğim. Daha çok çabalayın diyorum. Taş atışı kullanıldı. Favur uzaklaştırdı. O top bizde mi? Harris. Arkayı sarktı top. 1-0 önde ama sayılmadı. 1-0 öndeler ama sayılmadı. Biraz da çalışkan forveti de destek yapacağım. Savunmaya yardıma gelsinler. Belki 4-2-3-1'e dönmek daha mantıklı olabilir. Bakacağız. Uzun bir top denedik şimdi. İndirdi. Stewart umduğumuz toplar. Bitir onu Stewart. Defansa iyi müdahale. Köşe vuruşunu biz kullanıyoruz. Power arka direkte kim var? O'Brien Kafaya çıkamadı. Maguire sol taraftan aldı. İlerledi. Kaptırma onu. Şimdi sağ tarafta Lyndon var. Lyndon bu hafta en iyi performans gösteren oyuncuydu. O yüzden onu oynattım. Jordan da en kötü performans sergileyen oyuncuydu. Sanderson vur ona. Kalecinin kucağında kaldı. Uzun bir top denemesi başarılı değil ama hediye ettik. Grant. Öztümer. Araya çok güzel gördü. Birebir de kaldı. Golü de Umduğumuz başlangıç bu değildi. Başarabiliriz çocuklar diyorum. Biraz daha topları pivot santraforlara doğru atacağız. Hücum diyorum. Hücum diyorum. Biraz daha ileri doğru çıkacağız. Evet ilk yarının skoru 1-0. Parmakla işaret et. İkinci yarıda daha farklı bir performans bekliyorum dedim. Hamle yapmamız lazım. Hamlemizi yapalım ama bence şu kanatları bir değiştirelim. Jordan da gelsin. Power duran topu kullanıyor şimdi arka direkte. Jones vur ona. İşte bu kadar be. Bir bir geldi. Jordan Jones da bir, bir geldi. Haftanın en kötü performans sergileyen oyuncusuydu antrenmanlarda. O yüzden almamıştım. Sonradan girdi. Güzel bir gol attı. Şimdi işler bizim için yeniden başlıyor. Zor bir pozisyondu gerçekten. Haydi bakalım. Beyler başarabiliriz. Tehlikeli bir nokta. Bristol Rovers kullanacak duran topu. Absin. vurdu. Top dışarıda. Kaleci bir an için seyredince açıkçası korktum. Gel bakalım. İki yönlü bir orta sağımız. Bir değişiklik hakkımız daha var mı? Var. Güzel. Valla sarı kartlı oyuncuları aslında çıkarsak olabilir de. Charlie gel ya. Senin gücün bize çok fark yaratabilir Charlie. Gel aslanım. Son 10 dakika. Sanderson da yoruldu. Onu da zaten değiştirme niyetimiz vardı. Kaleyi gördüğünde şu çek. Tempoyu artık iyice aşırı arttır. Kenarlara doğru uzun toplar. Haydi bakalım. Ve yüklen diyorum son 10 dakika. Daha çok çabalayın diyeceğim. Başka nasıl bir hamle yapabiliriz? İyice ileri şişir diyeyim mi? Dripling'i biraz daha azalt. ileri şişir. Çok da dandun atsınlar istemiyorum aslında ya. Evet son çare artık bunu da kullanacağız. Son 5 dakika. Bir pozisyon gelmez mi? Gelmedi. Maç sonu ne yazık ki 1-1. Umduğumuz başlangıç bu değildi. Elbette daha takım uyumu konusunda zafiyetlerimiz var. Bence bu maçı kazanmamız gerekirdi. Evet. Bu maçı kazanmamız gerekirdi. Belki 4-2-3-1 başlayıp 4-2-4'e dönmek biraz daha mantıklı olacak gibi. Jones İngiliz futboluna dönüş yaptı. Takım uyumuna bakalım. Şu an idare eder durumda ama atmosfer çok yüksek. Herkes mutlu. İyi bir sinerji yakaladık. Evet ilk maçın skoru buydu. Bradford City maçıyla bu bölümü tamamlayacağız. Karabağ Cup maçı. Ondan sonra da Oxford maçıyla yolumuza devam edeceğiz artık. Jones attığı golle haftanın takımına seçildi. Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi sırada günün son maçı Karabuğa Cup var. Bradford City ile oynayacağız. Deplasmandayız. 4-1-2-3 ile çıkmak daha mantıklı gibi geldi. Ee, erken turlarda veda etmek istemiyorum. Biraz daha tedbirli başlayalım. Duruma göre istersek 4 2 4e veya 4-2-3 bile döneriz. Kadromuz bu şekilde. Büyük oranda rotasyon kadrosuyla çıkacağım. Johnson maç yükü hafif olduğu için sağ ve Johnson koydum. Charlie Forvet'te stoperler bekler tamamı tamamıyla değişti. Orta sağ tamamıyla değişti. Haydi bakalım. Soyunma odasına geçiyoruz. Yumrumuzu sıkalım. Haydi beyler taraftarları coşturamayız. Deplasmandayız. Favori biziz beyler. Bu maçı kazanmamız gerekir dedim. Favori bizsek biraz daha temkinli başlayalım. Yaratıcı bir oyun. Yüksek bir tempo. Kısa faz. Kanatlardan diyelim peki. Offside taktiğini bozmaya gerek var mı? Şöyle Nova bakalım. Oo. Hız hızlanma 8-9. Hiç zannetmiyorum. Kanatlara bakalım. Evet, bunlar zaten bize rakip olabilecekler gibi gözükmüyor. Şöyle bir Bradford City Lig 2'deler zaten. Geçen seneyi de baya kötü bitirmişler. Da bunu 9 diyor. 24 evet geçen sene düşmüşler. Şimdi o zaman maçımıza başlıyoruz. %76 %60'lardayız gayet güzel pozitif alıyorum. Biraz daha çaba bekliyorum çocuklar. Haydi bakalım. Öyleyse bir tık da şunu ileri attım. Pivot Center formusu. İlk yarım saati geride bıraktık. Biraz daha hücum ağırlıklı. Başarabiliriz diyorum. Ne yazık ki pozisyon yok. Kanatlardan Yüksek Tempo Çizgi Yenmeden Ortalar Belki Faslaşarak Gir Demek Lazım Faslaşarak Gir Diyelim Bakalım Evet İlk 45 Dakikanın Skoru 0-0 Performanstan Memnun Değilim Bir Gol Atabilirsek Maçı Kazanabiliriz Göre, Göreyim Sizi Dedim Oradan Biz Yine Tekrar Çizgi yemeden Ortalarımıza Geri Dönelim Biraz Daha Alanı Açalım Çözüm olabilir. En kötü ihtimalle artık topları Charlie'ye atacağız. Taş atışını kullanan Jones. Winchester. Jones içeride orkesti. Charlie en sevdiği toplar direkte patladı aman Allah'ım. Top direkte patladı. Sanderson gel. İnanılmaz bir pozisyon yakaladık. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. 4-2-4'e döneceğim ya. Oyun kurmakta zorlanıyoruz. Pozisyon bulmakta zorlanıyoruz. Kim yoruldu? Valla en yaşlı oyuncumuz bu. 34 yaşında Grant'ı çıkarmak herhalde en mantıklısı. Grant seni çıkartıyorum. O'Brien gel. Aslında iki tane çift center for, çift e, şey pivot center da olabilir. Ben topu pivot center göndereceğim. Biraz daha standart. Evet. Dakika etmişte değişikliğimizi yaptık. Değişikliğimizi yapmamızla birlikte. Onlar da orta sahada biraz nefes aldı gibi. Gözüküyor O'Brien aldı topu bir anda. O'Brien'e çok güzel kontraya kalkıyoruz. Bitir onu aslanım benim. O'Brien'in golüyle 1-0 önde Sunderland. Harika bir gol. Çalışkanlığını konuşturdu. Bir kez daha yaşayalım pozisyonu. Bakın. Tam geri dönecekti. Oradan bir anda çekti aldı topu. İnanılmaz bir dribbling. Tabi defansın yetişme imkanı yok. Birebir de kaldığında da affetmedi. 1-0 öne geçti Sunderland. Çok güzel. Stevens. Şimdi top tekrar bizde. Charlie. Merkezden aldı ilerledi. Onu yine bıraktı. McGarry. Merkezden Winchester. Kendince bir şeyler yaptı. <laughs> Takdir ediyoruz kendisini. Chris gel bakalım. Valla burada da aslında oyuncuları çok görmesek olabilir ama bunlar zaten yedek oyuncu. Bir tek Onien bizim için çok faydalı olacak gibi gözüküyor. Onu fazla yormasak iyi olabilir. Neyse zaten cezalıydı o. Donald. Şöyle bir aldı etrafına baktı. Uzun oynadı. Topu da bize hediye etti. Orada bir an defansa kaleci arasında anlaşmazlık var gibiydi. Şimdi top tekrar O'Brien'de kaldı. Offside var mı orada topsuz alanda bir faal. Top direkte patladı. Kaleci de kaldı. Çok ilginç şeyler yaşanıyor 80. dakikada. Jones yoruldu artık. Hocam bana müsaade dedi. Ama değişiklik hakkımız yok. Artık e, sık sık zamanı oynayabiliriz. Daha, daha az dribbling yap diyeceğim. Kanatları fazla yormamak adına zaten pivotlara doğru atmaya çalışıyoruz. Hatta orta sahaya çeksek de olur da orta sahada ikisi de oynamıyor galiba. Chris oynuyor. Chris'i orta sahaya çektim. Jones sağ tarafta kalsın. Şeyde biraz da O'Brien'e de biraz da destek yaptım. Tamam. Çok da fazla orta sahayı boş bırakmamak lazım. Gerçi deplasmanda gol yesek bile deplasman avantajıyla çıkacağız. O'Brien aldı topu tekrar. Sağ tarafa doğru Jones. Hadi be. Pritchard. merkeze ilerledi. Hafif bir sakatlığı var ama elinden geleni yapıyor. Sanders'ın kolaylıkla aldı topu. O'Brien. Berdi Meguira Maguire. Sol taraftan ilerliyor. Çevirebilirse tehlikeli olur. Çevirdi. Arka direk. Jones indirdi. Aslanım benim. Evet. Beyler Jones'suz olmaz. İlk maçada bence Jones'la başlasak daha iyi olurdu ama. Hadi dedim Yüksek performans gösteren oyuncuyu ödüllendireyim. Jones çok iyi indirdi yine. O'Brien harika bitirdi. Sunderland 2-0 önde. Maç böylelikle bitecek gibi. Sık sık zamana dedik. Tempoyu artık iyice düşürdük. Güzel bir galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. İyi bir para ödülü alabilirsek güzel olur. Performanstan memnunum. Evet, Connor sakatlandı. Şu an için kasaya gelen fazla bir şey yok. Bir tek e, gişe hasılatlarından gelirse olabilir. Gişe hasılatımız fena değil aslında ama... ...yine de yeterli değil, eksideyiz. Evet. Beraberlikle başladık Lig 1'e. Aslında galibiyetle başlayabilsek iyi olurdu ama... ...tabii e, takım dinamikleri biraz daha... E, doğru oyunu bulabilmek zaman alacaktır diye düşünüyorum. 4-2-3-1 ile başlayıp ondan sonra 4-2-4'e dönmek biraz daha mantıklı olabilir. Çünkü bu kadro ile 4-2-3-1'e de rahatlıkla dönebiliyoruz. Mekkedi'yi merkezi alıp şey O'Brien'i kanada alıp bence temkinli olarak kendi evimizdeki maçları 4-2-3-1 ile başlayıp Baktık oyunu bulamıyoruz. 4-2-4'e dönmek biraz daha mantıklı olacak gibi. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.